aşağıda verilen kaplarda aynı koşullarda sulu sodyum hidroksit çözeltileri bulunmaktadır. Bu çözeltilere eşit kütlede çinko katıları ilave edilerek tepkimesi gerçekleştiriliyor. Buna göre tepkimelerin ortalama hızları ve K hız sabitleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Tepkimede kullanılan diyoruz çinkonun birinci kapta parça halinde, ikinci kapta diyoruz levha halinde, üçüncü kapta ise toz halindedir. Temas yüzeyi arttıkça hız sabitleri artacaktır. Üçüncü kaptaki diyoruz hız sabitimizin değeri birinci kaptaki hız sabitimizin değerinden büyüktür. İkinci kaptaki ise diyoruz en küçük olacaktır. Temas yüzeyi en fazla olan çinko toz halinde olacağı için hız sabiti en büyük olan da diyoruz üçüncü kabımız olacaktır. Hız bağıntısı reaksiyona giren maddeleriyle derişimleriyle hız sabitleri çarpımına eşittir. Hız bağıntımız diyoruz K çarpı sodyum hidroksit derişiminin karesi olacaktır. Hız bağıntısında katı haldeki maddeler bulunmamaktadır. K hız sabiti 3. tepkimede en fazla. 3. tepkimede diyoruz sodyum hidroksit miktarı da en fazladır. Bu durumda diyoruz tepkime hızlarını kıyasladığımızda 3. tepkimenin hızı diyoruz en büyük olacaktır. 2. tepkimenin hızında diyoruz sodyum hidroksit derişimi 0,3. 1. tepkimede 0,4'tür. Derişimi fazla ve hız sabiti büyük olduğu için 1. tepkime diyoruz 2. tepkimeden daha hızlı olacaktır. Buna göre tepkime hızları 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 şeklinde hız sabitleri de 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 şeklinde olacak. Cevap A'dır. Tepkimesine göre eşit kütleli amonyak ve oksijen gazları tam verimle tepkimeye giriyor. 100 saniye süren tepkimede azotman oksit gazının oluşum hızı 0,24 gram bölü saniye olduğuna göre sorularının doğru yanıtları aşağıdakilerden hangisidir? Reaksiyonu yazdığımızda diyoruz 4 mol amonyak gazı 5 mol oksijenle artansız tepkimeye girdiğinde 4 mol azotman oksit gazı oluşmakta 6 mol de diyoruz su oluşmaktadır. 4 mol amonyak gazının kütlesi 68 gramdır. 5 mol oksijen gazı ise diyoruz 160 gram yapmaktadır. Eşit kütlede alacağımız için daha fazla kullandığımız oksijen gazının miktarının katı şeklinde alıyoruz. 160K oksijen gazı 160K amonyak aldığımızda reaksiyon tam verimle gerçekleştiğine göre 160K diyoruz. Oksijenin hepsini harcıyoruz. Amonyaktan diyoruz 68K harcamaktayız. Oluşan azotmonoksit miktarı ise diyoruz 4 molü 120 gram olduğuna göre 120K olacaktır. Reaksiyon sonucunda oksijen tamamen tükenecek. Elimizdeki amonyak miktarı diyoruz 92K olacaktır. Oluşan azotmonoksit miktarı ise 120K olacaktır. Azotmonoksitin 1 saniyedeki oluşan miktarı 0,24 gramdır. 100 saniye sürdüğüne göre tepkimemiz 1 saniyede diyoruz 24 gram 0,24 gram. Azotmonoksit oluştuğuna göre 100 saniyede oluşan azotmonoksit miktarına x diyoruz. X değeri eşittir 24 gram azotmonoksit oluşmuştur. 24 gram azotmonoksit 120K'ya eşittir. 120K eşittir diyoruz. 24 olduğuna göre K değerini 0,2 olarak hesaplıyoruz. Soru 1. Başlangıçta amonyak gazı kaç gramdır? Başlangıçtaki amonyak miktarı diyoruz 160K'dır. 160 çarpı diyoruz 0,2'den. Başlangıçtaki amonyak kütlesini 32 gram olarak hesaplamış oluyoruz. Başlangıçtaki diyoruz oksijen kütlesi de 32 gramdır. 32 gram oksijen diyoruz. 1 mol oksijen demektir. Oksijenin hızını mol bölü saniye cinsinden istemiştir. Buradan oksijen gazının hızını mol sayısı diyoruz 1. Geçen süre 100 saniye olduğuna göre oksijen gazımızın hızı 0,01 mol bölü saniye cinsinden hesaplanmış olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı 32. İkinci sorumuzun cevabı ise 0,01'dir. Cevap A'dır.
Tepkimesinin geri aktifleşme enerjisi 920 kilojül olduğuna göre aşağıda verilen potansiyel enerji tepkime koordinat grafiklerinden hangisi bu tepkimeye ait olabilir? Delta H değeri ileri yönde aktifleşme enerjisi eksi geri yönde aktifleşme enerjisi değerine eşittir. Delta H değeri eksi 850 olduğuna göre ileri yöndeki aktifleşme enerjisini hesaplayacağız. Geri yöndeki aktifleşme enerjimiz 920. İleri yöndeki aktifleşme enerjisi eşittir diyoruz. 70 olacaktır. Grafiği incelediğimizde 50 ile 120 arası diyoruz. İleri yöndeki aktifleşme enerjisini verecektir ve 70'e eşittir. 800 ile diyoruz. 120 arasındaki değer ise geri yöndeki aktifleşme enerjisini verecektir. Bu değerde diyoruz 920 olacaktır. Cevabımız A'dır. Aşağıda verilen tepkime hızını belirleme yöntemlerinden hangisi karşısındaki tepkimenin özelliklerini karşılayamaz? A'daki tepkime de diyoruz. Basınç ve sıcaklık sabitken gaz yoğunluğundaki artma. Reaksiyona giren maddeleri incelediğimizde iki durumumuzdaki de madde gaz halindedir. Kütle korunum kanununa göre diyoruz. Oluşan gazımızın kütlesi başlangıçtaki gazların kütlesine eşit olacaktır. Yoğunluk dediğimiz şey maddenin kütlesinin hacmi oranıdır. Reaksiyona giren diyoruz. Gazlarımızın katsayıları toplamı hacim değerine eşit olacaktır. Başlangıçtaki hacmimiz gazlarımızın katsayısı toplamı 3,5 olduğuna göre 3,5 V olacaktır. Son durumdaki gazımızın diyoruz katsayısı 1 olduğuna göre hacmimiz V olacaktır. Hacim azalmış, kütle arttığı için gaz yoğunluğundaki artma yardımıyla hızı belirleyebiliriz. A ifadesi doğru. B yapısında katı kütlesindeki azalma. Reaksiyonda diyoruz başlangıçtaki maddelerimizden birisi katıdır. Reaksiyon sonucunda ise diyoruz katı kütlesi kalmamaktadır ve madde çözelti haline gelmiştir. Dolayısıyla diyoruz başlangıçta katı olup daha sonraki durumda katı kalmadığına göre katı kütlesindeki azalma yardımıyla hızı belirleyebiliriz. C yapısında diyoruz hacim ve sıcaklık sabitken gaz basıncındaki artma. Basınç ile diyoruz mol sayısı doğru orantılıdır. Başlangıçtaki diyoruz girenlerde gaz bulunmamaktadır. Ürünlerde ise diyoruz 1 mol oksijen gazı oluşmaktadır. Yani gazın mol sayısı artmaktadır. Sabit hacim ve sıcaklıkta gazın mol sayısı arttığına göre basınç da artacaktır. C ifademiz doğru. D yapısında basınç ve diyoruz sıcaklık sabitken gaz hacmindeki artmayı kullanmamızı istemiştir. Gazın hacmi diyoruz mol sayısı ile doğru orantılıdır. İlk durumdaki diyoruz gazlarımızın katsayıları toplamı 4 olacaktır. Son durumdaki gazlarımızın katsayısı ise diyoruz 2 olacaktır. Mol sayısıyla hacim doğru orantılı olduğuna göre ilk durumdaki hacmimiz 4V ile son durumdaki hacmimiz 2V ile diyoruz doğru orantılıdır. Bu durumda diyoruz gazın hacminde artma değil azalma olacaktır. D ifadesi yanlıştır. E'de diyoruz çözelti iletkenliğindeki azalma. Başlangıçtaki çözeltimizde iyonlar bulunmaktadır. İyon içerdiği için çözeltimiz diyoruz elektrik akımını iletir. Son durumdaysa diyoruz madde katı haline gelmektedir ve elektrik iletkenliği görülmemektedir. Yani çözelti iletkenliğindeki azalmayla hız belirleme yöntemi kullanılabilir diyoruz. Cevap D'dir. Tepkimesine ait deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle hız bağıntımızı bulalım. Birinci ve diyoruz. İkinci deneyleri kullandığımızda birinci ve ikinci deneylerde CLO2 derişimi diyoruz. 0,2'den 0,4'e yani iki katına çıkarılmış. F2 derişimi ise sabit tutulmuştur. Bu durumda hızdaki artış diyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 16 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya yani 4 katına çıkmıştır. CLO2 derişimi 2 katına çıkarken hız 4 katına çıktığına göre R eşittir diyoruz. K çarpı CLO2 derişimine göre ikinci dereceden bir artış görülmektedir. Birinci ve üçüncü deneylerimizi kullandığımızda CLO2 derişimi diyoruz. 1 bölü 2 katına çıkmış. F2 derişimi ise diyoruz 4 katına çıkmıştır.
bu durumda hız değerimiz aynı kalmıştır. ClO2'nin derişimindeki artış karesi olarak etki ettiğine göre diyoruz. Burada diyoruz 1 bölü 2 katına çıktığında hızımız diyoruz 1 bölü 4 katına çıkacaktır. F2 derişimi 4 katına çıktığında ClO2 derişimi 1 bölü 2 katına çıktığında hız aynı kaldığına göre birinin azaltması diğerinin artırmasıyla diyoruz birbirine eşitleyecektir. Yani diyoruz hız bağıntımız F2'ye göre birinci dereceden olacaktır. 1. K hız sabitinin değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite üzeri eksi 2 çarpı saniye üzeri eksi 1'dir. Bunun için herhangi bir deneyi kullanıyoruz. Birinci deney için diyoruz hız değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. K'yı bilmiyoruz. ClO2 derişimi 0.2 karesini alıyoruz. Çarpı diyoruz. F2 derişimi 0.1 birinci dereceden etki etmektedir. K eşittir diyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite üzeri eksi 2 çarpı saniye üzeri eksi 1 olacaktır. Birinci ifademiz doğru. 2. Tepkime birden fazla adımda gerçekleşmiştir. Verilen tepkimenin girenleri diyoruz. Kullanılarak hız bağıntısı yazıldığında K çarpı ClO2 derişiminin karesi çarpı diyoruz F2 derişimi şeklinde olacaktır. Bulduğumuz hız bağıntısı ile verilen tepkimenin girenleri diyoruz aynı olduğuna göre tepkime diyoruz tek adımda gerçekleşmiştir. İkinci ifademiz yanlıştır. 3. F2 katalizör olarak etki etmiştir. F2 diyoruz net tepkimede bulunduğuna göre diyoruz katalizör olarak etki etmez. Katalizör diyoruz bir reaksiyona girip reaksiyon sonucunda ortamdan ayrılan maddedir diyoruz. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap yalnız bir A'dır. Aşağıda verilen potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği tepkimesine aittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tepkimenin derecesi 2'dir. Tepkime derecesini bulabilmek için hız bağıntısını yazıyoruz. Hız bağıntısı diyoruz. Girenlerin derişimleri yardımıyla yazılır. R değeri eşittir diyoruz. K çarpı azot gazının derişimi çarpı hidrojen gazının derişimi üzeri 3 şeklinde yazıyoruz. Tepkime derecesi maddelerin üstleri toplamıdır. Yani 1 artı 3'ten eşittir 4 olacaktır. Tepkimemiz ikinci dereceden değil, dördüncü dereceden bir tepkimedir. A ifadesi yanlıştır. B. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 125 kilojüldür. Aktifleşmiş kompleks diyoruz, kararsız ara üründür ve tepe noktasındaki yapı diyoruz, aktifleşmiş kompleksi göstermektedir. Aktifleşmiş kompleksimizin enerjisi diyoruz, 220 olacaktır. B ifademiz yanlıştır. C. Tepkime tek basamakta gerçekleşmektedir. Tepkimemizde bir tane aktifleşmiş kompleks oluştuğuna göre diyoruz. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimedir. C ifadesi doğru. D. Aktifleşme enerjisinin değeri 220 kilojüldür. Aktifleşme enerjisi girenlerin potansiyel enerjisi ile aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arasındaki farktır. Yani diyoruz 125 olacaktır. D ifadesi yanlıştır. E. Katalizör kullanıldığında tepkimenin entalpi değişimi azalır. Katalizör aktifleşme enerjisini değiştirir ama entalpi değişimini değiştirmez. E ifadesi yanlıştır. Cevap C'dir. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesine ait hız denklemi R eşittir K çarpı Y'nin karesi şeklindedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Homojen fazda gerçekleşen bir tepkimedir. Homojen fazda gerçekleştiğinde maddelerin aynı fiziksel halde olması gerekirdi. Hız bağıntısında diyoruz sadece Y bulunduğuna göre girenlerdeki X maddesinin katı ya da sıvı olması gerekmektedir. Yani tepkimemiz diyoruz heterojen fazda gerçekleşir. Birinci ifademiz yanlıştır. 2. Katalizör kullanıldığında oluşan ürünün miktarı değişebilir. Katalizör diyoruz reaksiyonu hızlandırır ve daha kısa sürede diyoruz reaksiyonun tamamlanmasını sağlar. Ürünün miktarını ya da çeşidini değiştirmez. İkinci ifademiz yanlıştır. 3. Sıcaklık azaltıldığında birim zamanda harcanan X miktarı azalır. Sıcaklık azaldığında hız sabiti azalacaktır ve hızımız azalır. Hızımız azaldığı için birim zamanda harcanan X miktarı azalır. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap yalnız 3, B'dir.
Aşağıda verilen olaylardaki meydana gelen tepkimelerin hangisinde ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür? Delta H değeri diyoruz. İleri yöndeki aktifleşme enerjisi ile geri yöndeki aktifleşme enerjisi arasındaki farka eşittir. İleri yöndeki aktifleşme enerjisi geri yöndeki aktifleşme enerjisinden küçük olduğunda delta H değeri diyoruz. Sıfırdan küçük olacak. Yani tepkimemiz egzotermik bir tepkime olacaktır diyoruz. A'daki tepkime azot gazının yanmasıdır ve endotermik bir olaydır. B'deki yapı kireç taşının sönmemiş kireç ve karbondioksit bileşiklerine ayrışması analiz tepkimesidir. Analiz tepkimeleri diyoruz endotermik yapıya sahiptir. C oksijen gazının suda çözülmesi, gazların suda çözülmesi olayı egzotermik bir olaydır. Naftalinin süblimleşmesi katıdan gaza geçmesidir ve endotermik bir olaydır diyoruz. Gaz halindeki bir metalden bir elektron koparılması iyonlaşma olayıdır. İyonlaşma olayı diyoruz endotermik bir olaydır. Cevabımız C'dir. Bir tepkimeye ait K hız sabitinin değeri niceliklerinden hangisine bağlı değildir? Bir madde derişimlerine. Hız sabiti diyoruz. Madde derişimine bağlı değildir. Temas yüzeyine bağlıdır, sıcaklığa bağlıdır, katalizöre bağlıdır. İnhibitör diyoruz, negatif katalizördür ve yine diyoruz hız sabiti inhibitöre bağlıdır. Cevabımız A'dır.